Sağ olun Volkan Bey. Şimdi telefon hattında bir rock'n'roll kralı daha var. Elvis'ten söz açtık ama Türkiye'de bizim de krallarımız var. İşte bunlardan biri Sayın Erol Büyükburç. Günaydın efendim. Günaydın güzel kızım. Canım benim. Güzel evladım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu arada Volkancığıma da selamlar diyorum. Canıma benim. Güzel evladım. Erol abicim merhabalar. Sağ ol. Merhaba Volkan. Sizi çok Volkan. Seviyorum. Günaydın. Canım. Güzel evladım. Ben de seni çok seviyorum. İnan. Bütün kalbimde yani bütün aileni, o güzel insanlığını hep onları, bu benim her zaman gözlemlediğim, insanlarda olmasını istediğim nezaket, zarafet, bütün bunlarla donanımlı bir ailenin çocuğusun ve hep göstergelerde öyle. Çok teşekkür ederim. En çok değer vermemiz gereken şeyler aslında. Çok sağ olun. Ahlaksal duruşlar. Evet. Ellerinizden öpüyorum Erol abi. Çok özledim, canım, çok seviyorum. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben de senin alnından öpüyorum. Çok sağ olun. O güzel idealine, o güzel şeyine, kendi sanatına verdiğin değere. Sağ olun. Bütün bunlar başta başına güzel şeyler. İnsanın daima gelişimden yana duruşunu bozmaması lazım. Durağan kültürlere ya da artık içi boşalmış geçmiş şeyler kültürlere değil de bir arayışa, gelişmeye doğru, gidişe doğru ben daha saygılıyım. İnan. Böyle olmalı. Zaten insanlığı geliştiren, ondan sonra insanlığa yeni katkılar, yeni güzellikler katan insanlar bence çok daha önemli. Evet Sayın Büyükburç, Volkan özelinde konuşuyorsunuz ama çok güzel sözler söylüyorsunuz. Genel olarak da çok hoş gerçekten. Şimdi Volkan Ert'le sanırım çalışmalar yapacaksınız. Çok. O benim yani hayatıma kattığım önemli insanlardan bir tanesi. Çünkü Volkan şimdi Türkiye'de şöyle genel şey, bu işin şeyine bakıldığında, yani müzik haritasına bakıldığında tabii belli kendince hareketlenen, iyileşmeye başlayan, daha gelişen şeyler, noktalar oluyor. Ama Volkan gerçekten istisnai bir şeyi var, duruşu ve çalışması var. Onun her zaman desteklenmesi ve korunması lazım. Bunlar yeni gelişen güzel çiçekler. Ondan sonra bunların daha iyi sulanması, daha iyi gübrelenmesi, daha iyi okşanması, daha sevgiyle onların öne çıkarılması gerek diye düşünenlerdenim. Volkan'ın misyonu gerçekten Türkiye'de gençliğe örnek olacak güzel misyonlardan bir tanesi. Yani gelişimci, ondan sonra ve daima ileriye doğru bir bakışı içeriyor. Onun için Volkan hep benim sevgime mazhar olmuştur. Ne hoş. Yani çok ne teşekkür hoş. Ediyorum. Yani beni şereflendirdiniz. Ay canım, sizi çok seviyorum. İltifat ediyorsunuz biraz. Elimden, yani size örnek alarak başladım müziğe zaten. Canım İyi ki de evladım. Doğru örnek almışım. Tabii. Şimdi buradan sesinizi duymak, herkes çok etkilendi burada. Şimdi bu, Sayın Büyükburcu'nun da farklı bir duruşu var. Evet. Çünkü gençlere destek olması adına. Evet. Herhalde bütün müzisyenlerin bunu yapması gerekiyor bir anlamda. Kesinlikle Sayın öyle. Büyükburç. Tabii. Şimdi yani şimdi bir karşılıklı birbirini destekleme çok anlamlı bir şey. Yani bunu çok derinlikli yapmak lazım. Şimdi Volkan'la olan duruşumun bir başka birkaç versiyonu var. Nusret kardeşimle bir başka konuyu işliyoruz. Bir ne diğer olsun? Kardeşimiz var. Birçok kardeşlerim var ama Volkan tabii en başta gelenlerden, en çok sevdiklerimden bir tanesi. Sağ olun. Ve bütün ailesini, onun insan sevgisini falan, her şeyin, her duruşunu çok takdir ediyorum. Bir konserime intikal etmişlerdi, Ankara'daydı güzel kızım. Orada bir çocuğuna karşı duyduğu sevgiyi o kadar güzel ortaya koydu ki, o özgürlükçü şeyi, iklimi, oluşturuşu karşımda hiç gözümün önünden gitmiyor. Evladının omzuna alışı, onu böyle gezdirişi, onunla şakalaşışı. Ondan sonra bir müzisyenin zaten olması gereken en derinlikli duruşundan bir tanesi de bu olmalı. İnsan sevgisi bakımından çok zengin olmalı. Yani çok sağlıklı abi. Sizin gibi ustaların da sahip çıkması çok güzel gerçekten. Evet. Sayın Büyükburç, sizin albüm çalışmalarınız var mı? Bu ara ben 15 tane konu üzerinde yoğunlaştım. Hepsinin demolarını hazırlıyorum. Erol Büyükburç külliyatı olarak. Yani bu külliyat Türk popuna eklemlenmesi gereken önemli konuları içeriyor. Volkancığıma da anlattım onu defalarca. Volkan, evet, belki bazı konularda görev istenmesi gerekecek. Evet. Türk popu yeniden yapılandırılmalı.
yani bu yeni eklemlendirilecek konular Türk popuna zenginlik getirecek. Yani onu daha gençlerin daha çok kullanacağı bir zemine dönüştürecek. Şimdi mesela Türkümanya var. Türkümanya, türküleri 10 dilde söylemek anlamına geliyor. Bu başlı başına büyük bir alan. Yani Türk kültürünü dünyayla buluşturmak gibi bir sorunu içeriyor. Yani bugüne kadar ihmal edilmiş bu hareketi mutlaka bütün benim sevdiğim evlatlarım hepsi bunları alıp bu bayrağı götürmeleri lazım. Dünyanın her yerinde görünmelerini, dünyanın her yerine bu kültürü taşımalarını istiyorum. Bu bir misyon olmalı. Evet, bu konuda da destekçisiniz yani. Hem de nasıl. Hepsine yani tabii en derin destek benim manevi desteğim. Hani maddi konuya gelince onlara zaten gereksiz şeyleri yok ama yani gerekirse her türlü desteğe hazırım yani onlara. Ama manevi destek en önemli. Tabii. Destek olsa tabii. Gerek. Ne güzel bir program yapıyorsunuz. Ne soylu, ne hoş. Çok sağ olun. Teşekkür yani, ederiz. Ses tonunuzda o incelik, o zarafet. Yani bu biraz alt kültür göstergeleri içermeyişi biraz daha bizim kendi kültürümüzün en güzel resmini ortaya çıkaran bu tür çalışmalar medyayı zenginleştiriyor. Yani ihmal edilmişlikleri ortadan kaldırmak lazım. Dün Erdener diye bir arkadaşım vardı. Necdet Koyutürk'ün oğlu. Onunla beraberdik. Mesela o tangoları koruma altına almış vaziyette. Öyle ben mi? De onun destekçisi oldum. Ne yaptım biliyor musunuz? Necdet Koyutürk ustanın bütün bestelerini seslendirdim. Bana verdi o görevi. Ve böylece ustaya saygı aldı altında. 3 tane CD çıkaracak mesela. Bize şöyle biraz mırıldanabilir misiniz? Evet, bütün tangolar. Yani Necdet Koyutürk deyince aklımıza neler gelmiyor? Papatya mı gelmiyor? Ondan sonra aklınıza gelebilecek işte Dinle Sevgili Dinle mi gelmiyor? Şimdi hatta şöyle bir şey yapsak Sayın Büyük Burç. Volkan Bey de size burada eşlik etse. Siz de oradan biraz mırıldansanız. Ay canım ne demek, memnuniyetle. Çok teşekkürler. Yani buradan ben tabii biraz ekranı görmüyorum ama telefonla buradan her şeyi duyuruyorum. Eğer Ankara'ya gelirseniz bekleriz programımıza ya da biz de İstanbul'da sizi ziyaret ederiz. Tabii ne demek? Şimdi bu ustaya saygı başta başına bir güzellik. Yani başta başına tangoların ortaya tekrar çıkarılışı. Çünkü Cumhuriyet döneminin önemli bir kültürel parçasıdır. Evet. Yani bunu artık yalnız fantazilere, arabesklere teslim etmemek lazım kültürümüzü. Mutlaka. Kültürümüzde çok önemli uç vermiş noktaları var. Birbirinden bütün, güzel renkler var. Onları da ortaya çıkartmak gerekiyor. Yani değil mi? Şimdi en son çalışma olan bir tanesini biliyor musunuz? Buna müjdesini vereyim. Buyurun. Ondan sonra Karadeniz fıkralarını horon haline getirdim. Kendim yazdım fıkraları baştan aşağı. Çok ilginç. Nasıl horon haline getirdiniz? Horonlar haline getirdim. Her bir horon bugün Türk popunun içine girmesi gereken, katılması gereken yeni bir şeyi de içeriyor. Yani altyapı anlayışını da. Horonları çok değişik, çok modern şekilde icra ediyorum. O aranjörlerimle özel şeyler, istişarem var. İnşallah bunlardan bir tanesini de belki Volkan'ıma okutacağım. Ne hoş. Ya, yani birbirinden güzel sürprizler yaptınız Volkan Erkan. Evet, teşekkür ederim. Yani bu çeşitleniş, bu renklenişi hep büyütmek lazım. Evet. Yani büyük şeref duyarım Erol abi. Canım ne Şimdi demek? Sayın Büyük Burç, Volkan'la birlikte şöyle hoş bir şarkı mırıldanabilir misiniz? Yani ne tercih edersiniz? Bruce 500 yapalım mı Erol abi? Altyapısı var Bruce 500. O yani. Tabii yapalım. Ben girişini yapayım. Gerisini sen getir. Tamam o zaman. O da peki ne ton? Sen sol majör mü? Birazcık. Do galiba. Do mu? Peki olsun. Bana bir gitarla brınk dersen şöyle bir do mi sol. Girişte brınk var Erol abi. Tamam, ses veriyor zaten öyle bir altyapı. Öyle mi? Evet. Evet buyurun. Başlayalım. İsterseniz ben gideyim Erol abi sonra beraber girelim. Peki olur. Ben hatırlamaya çalışayım. Bir dakika. Bazen hemen girmeyeyim. Bir dakika. Tamam. Canım benim o zaman. Güzel Erol abi. Ben de bir. Uteğime de çok selam söylüyorum. Aynı şekilde canım benim. Eşine, bütün aile efradına, abine buradan
sonsuz sevgilerimi lütfen iletin. Sabah sabah sizi zorlamış da olmayalım Sayın Büyükburç. Bu saatlerde şarkı söylemek zordur, sizi zorlamış olmayalım. Yok. Çünkü sesim şu anda evet. Sesim tabii de yeni kalktım. Çok hani haklısınız. Biraz, ha? Ya çok haklısınız. Sizi zorlamayalım isterseniz. Estağfurullah. Ucundan şöyle beraber. Tamam. Şöyle beraber. Bir dakika. Bir toparlanayım şöyle. tabii oradaki. Biz yakaladık böyle sabah sabah şeyin, sizi. Şeyin akışını. Evet. Buyurun. Volkan Bey herhalde hatırlatacak. Öyle. Ha. Buyurun. Bir dakika. Telefondan da hiç şarkı söylemiş evet, miydiniz? Tabii ben hazırım. Tamam. Buyurun. Volkan girsin. Tamam. Erol abi girebilir mi? Gir canım. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but I can't lay off my shoes. But don't you step in my blue space shoes. Is that? You can do anything, but it's all my blue space shoes. Well, blue space shoes, baby. Blue space shoes. Yeah, on my blue suede shoes. Give me blue suede shoes. Ay canım benim. Blue suede shoes, baby. Blue suede. Yeah, do that thing. On my blue suede shoes. Oh, harika. Büyükburç biz teşekkür ediyoruz. Ben tabii ki tam duyamıyorum, edemiyorum. Yani kontraya girerim diye böyle mütereddit duruşlarım oldu ama olsun. Bizi kırmadınız. Öncelikle onun için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Renk kattınız programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya geldiğinizde mutlaka bekliyoruz programımıza da. Ben o zaman sizin telefonunuzu alırım şimdi. Tabii ki çok memnun oluruz. Telefon ederim. Ya yani buradayım, Ankara'dayım diye hani sizi es geçmemişim. Çok memnun oluruz. Mutlaka uğramak isterim güzel dostlarıma. Çok teşekkürler çok bir çok kez sağ olun daha. Abi, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz size. Hoşçakalın. Sağ olun güzel efendim. Dostlarıma ben de buradan sevgiler, saygılar hepinize. Hoşçakalın. İşte hoşçakalın, sağ olun. Çok merhaba, sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Büyükburç çok güzel sürprizler de verdi size. Evet. Ne hoş birlikte yeni projeler yapabiliriz dedi. Evet. Horon çok ilginçti. Evet Erol abini çok yakından tanımak lazım Erol abi. Hakikaten yani bir sanatçı denilecekse Erol Büyükburç tam bir sanatçıdır. Yani heykeltıraşlık yanı vardır. Yazarlığı vardır. Söz, müzik yapar. Yani muhteşemdir. Yani hem şimdi çok heyecanlandım şimdi tam toparlanamıyorum. Ve sohbetler inanılmaz güzeldir. Onunla konuşmak bile yeni tecrübeler kazandırıyor insana. En büyük desteğim manevi destek dedi ama gerekirse maddi destek de yaparız dedi. Şimdi iş camiasında da böyle değil mi?